İl Başkanım, çok kıymetli İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok kıymetli Kadın Kolları Başkanım, kadın kollarımızın çok kıymetli üyeleri, İl Genel Meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, AK Parti, Bozüyük ve Bilecik İlçe Teşkilatı'nın çok kıymetli üyeleri. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlamak istiyorum. Mayıs 2023 tarihi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı işaret fişeğinin atılacağı, Allah'ın izniyle de bunun tasdiğini de milletimizin yapacağı bir gün olacak. Demin İl Başkanımız da değindi. İnşallah Bilecik'ten iki vekil de meclise göndererek İl Başkanımızı da Allah'ın izniyle siyasi tarihe kaydettireceğiz. Bunun için konjektür müsait, matematik müsait. Her şeyden önce biz inandık buna. Allah'ın izniyle İl Başkanımızın desteğiyle, sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'te de ikiye alacağız. Türkiye'de de rekor oylarla Cumhur İttifakı'nın iktidarını millete hizmet vesilesi kılacağız. Bunun için de inancımızda tam, zerre kadar da bundan bir şüphemiz yok. Tabii ki böyle bir süreçte biz bundan geri duramazdık. Bu kadar Cumhuriyet tarihinin, belki Türk tarihinin en mühim seçimlerine girdiğimizde bizim üzerimize düşen bir yük vardı. Bir sorumluluk vardı. Bu konuda da sağ olsun il başkanımızın da tensipleriyle, genel merkezimizin takdirleriyle böyle bir yola girdik. Sizlerin de desteğiyle inşallah bunu nihayetlendireceğiz. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bu vesileyle de yüzyılın felaketinde kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah'ın izniyle bu bölgeleri ayağa kaldıracak, Türkiye'yi ayağa kaldıracak, hemen şimdi diyerek Türkiye vizyonuyla da bunu gerçekleştirecek olan iktidar, lider, biz de irade bizde, Allah'ın izniyle en kısa sürede de oradaki kardeşlerimizi de ayağa kaldıracağız. Ben sözlerime son verirken hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle tekrar selamlıyorum. Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak bizleri istikamet üzere kılsın. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. Parti grubu heyetine geldiniz. Böyle bir iş görüşü. Alınız kadar böyle birinci sıraya adayım. Talibim böyle havasındasınız, iddialısınız. Estağfurullah, bunlar samimi kalabalık. Muhtar Bey'in öngörüleri güçlüdür başkanım. Allah'ın dediği olur. Arkadaşlar, biz AK Parti olarak burada aday adaylarımız çıkacak mutlaka. Belki 10 tane, 20 tane ne olursa olsun. Burada Allah iki kişiye nasip edecek bu işi. Birinci sıra ve ikinci sıra. Kime nasip olursa hayırlı olsun dileyelim. Ama olmayan arkadaşlarımız da birinci sıra aday gibi her seçimde olduğu gibi çalışmaya devam edecek. Bu 2023 seçimleri hepiniz bildiğiniz gibi gerçekten uzun zamandır hedef 2023 diyoruz. Cumhurbaşkanımızın dememiz sebeplerini hepiniz biliyorsunuz. Gerçekten 2002'den beri partimiz güçlü bir çalışmalarla inşaat olarak düşünürsek temelden en üst kata kadar çıkarttık ve şu anda çatısını çekeceğiz inşallah. 2023'ten sonra da önümüz açık, hedeflerimize 2053-2071 hedeflerine çok daha güzel adımlarla, daha emin adımlarla hep birlikte gideceğiz. Ben onun için üstü başkanıma inşallah şimdiden hayırlı olur diyorum. Ama dediğim gibi aday olur olamaz bu. Dediğim iki kişiye nasip olacak. Allah hakkında hayırlısını nasip etsin. Müslüm Başkanı'nı da gerçekten çok seviyoruz. İnşallah hakkında hayırlı olsun, hayırlısı olsun diliyoruz. Başkanım, dosyayı teslim ederken... Evet. Ben bir de böyle oldum.